Evet, merhaba arkadaşlar. jQuery konusuna bir kursumuzda değinmiştik temel olarak. Orada bıraktık. Aslında jQuery ile biz çok fazla kendimiz şeyler yazmayacağız. Yani işin açığı ben oturayım bütün ne bileyim bir işte tab yapısını kendim yazayım, slider'ı şunu bunu kendim yazayım. Ha, yazabilir miyiz bilgilerimizin ışığında? Tabii ki yazarız. Ama pek gerek var mı? Gerek yok. Neden gerek yok arkadaşlar? Yani sizin böyle bir yapıyı yazmanız, geliştirmeniz, içindeki bug'ları fixlemeniz, şey yapmanız büyük bir zaman kaybı olacak. Bunun yerine zaten güzel güzel yazılmış, testleri yapılmış, yüzlerce binlerce kişi tarafından kullanılan eklentiler var. Alıp onu kullanabiliriz. Bu kategorimizde, bu faydalı jQuery eklentileri kategorisinde de böyle fırsat buldukça kendi kullandığım ve size de kullanmanızı tavsiye ettiğim eklentilerden bahsedeceğim. Hem eklentinin kendisinden bahsedeceğim hem de nasıl kurulur, nasıl kullanılır, parametreleri nelerdir onlara da bakacağız. Şimdi ilk eklentimiz Sweet Alert. Şimdi alert dediğimiz şey arkadaşlar JavaScript'te, şöyle buradan bir demo olarak göstereyim ben size. Şu çıkan uyarılar bakın şurada gördüğünüz mesela bir alert yapısıdır. Bunlara biz alert diyoruz. Sweet alert ise ne yapıyor arkadaşlar? Bu alert'ü gayet şık, kullanışlı bize sunuyor, gösteriyor. Bakın mesela şurada şu adrese girdim ben. Sweet alert yazarak siz de girebilirsiniz. Linki açıklamaya da bırakırım olmadı. Bakın şurada bir preview var. Tıklayalım. Gördüğünüz gibi bakın daha şık bir yapı var. Şöyle yapalım mesela hem title'lı hem adlı. Hatta böyle 4 tane ne gönderebiliyoruz? Argüman gönderebiliyoruz. Bir ikon çıkıyor bu şekilde. Bakın success burada mesela. Success yerine warning ya da error ya da info yazarsak başka bir şey çıkacak. İşte şöyle bakın butonları değiştirebiliyoruz. Bu az önce gösterdiğimde işte JavaScript alert. Şuradaki buton sabittir, tamamdır. Buna başka bir şey yazamayız. Ya da işte bir confirm, eğer onay almak istiyorsak şöyle yazalım. Şu çıkan tamam iptal butonları sabittir. Yani bunları değiştiremezsiniz normalde JavaScript'te. Ama burada ne var? Kullanabiliyorsunuz. Bakın okey. Hop, hemen then yapısıyla ardından çıkan şeyi de görüyoruz bakın gibi. Bayağı bir kullanışlı. Öncelikle isterseniz bunu biz bir kuralım arkadaşlar, indirelim bakalım kurulumunu yapalım nasıl oluyormuş bu iş. Ne demiş? Bakın isterseniz şunu alıp şöyle yan sekmede açıp şu JS'yi kendiniz kaydedebilirsiniz dosyanıza. Ya da isterseniz direkt şunu alıp onu da kullanabilirsiniz JS olarak. Ben şöyle bir jQuery diyeyim. jQuery varmış zaten, evet. Buraya bir ne diyelim? Klasör açalım mı? Klasöre gerek yok. Şuraya bir Sweet PHP açıyorum ben. Şunu evet şöyle Sublime tekstimizle açalım. Bir HTML 5 böyle oluşturmadı bu. Neyse. HTML oluşturalım. Title'ımız ne olsun? jQuery Sweet Alert diyelim ve SRC'sini buraya koyalım. Koyduk, artık bizim burada localhost API'de jQuery, bakın burada Sweet PHP içerisinde yapımız hazır. Şöyle. Peki bundan sonra ne demiş bize? Bunu nasıl kullanabilirsiniz demiş. Demiş en basitinden şöyle sıval fonksiyonu içinde kullanabilirsiniz. Mesela hiçbir şey yapmadan direkt bir script oluşturalım ve açılır açılmaz sıval hello world desin. Gördüğünüz gibi dedi. Bakın bu kadar basit. Peki biz bunu ne yapabiliriz şimdi? Bunları şöyle mesela butonlara aktarabiliriz. Nasıl bir butona? Bir tane buton oluşturalım. Bir tane on klik oluşturalım. On klik tıkladığında sıval şu metodu çağırsın. Tabii ki tırnak içinde tırnak hatalı bir kullanım olacak. Şöyle mesela butona da bir tıkla şeyi verelim.
Neden yaptı onu? Evet, şuradaki çalıştığı için. Kapatalım. Tıkla diyor. Tıkladık. Gördüğünüz gibi geldi. Sadece biz böyle uyarı mı vereceğiz kullanıcıya? Yani şöyle işte, ne bileyim işte işlem tamam deyip işte şuraya da error desek saçma olacak ama veremedik. Ha, üçüncü yapı olarak işlem tamam. Üçüncü parametre olarak da onu vereceğiz. İşlem tamam olmaya da bilir. Bakın şuraya da error dedim, yani hata. Tıkladım. Gördüğünüz gibi işlem tamam. Başlık ilk parametre. İkinci parametre işlem tamam da olmayabilir. O da altında açıklaması. Şu ikonu da biz buradan error dediğimiz için alıyoruz. Info desek orada mavi bir ünlem işareti çıkacak. Yeniliyoruz. Gördüğünüz gibi. Ya da ne bileyim warning desem sarı bir uyarı çıkacak. Success'i zaten örnek sitede gördük. Success de başarı. Bakalım. Gördüğünüz üzere böyle. Peki ben bu ikonları nasıl değiştireceğim? Yani okey yerine ben başka bir şey yazmak istiyorum. Bu arada bakın şöyle bir kullanımı da var. Gördüğünüz gibi şöyle bir parametre süslü parantezler içinde yollayabiliyoruz. Gelin buraya biz bir buton daha değiş atayalım. Buna diyelim ki on click fonksiyonlu sval. Çünkü böyle bir fonksiyon oluşturacağım. Bu da fonksiyonlusu diyelim. Şunu gelin şurada bir oluşturalım. Function fonksiyonlu sval diyelim ve buna tıklandığında şu yapı karşımıza çıksın. Nedir bu yapı? Bu yapıda neyimiz var? Bakın değişkeni title gönderiyoruz, text gönderiyoruz, ikonu belirtiyoruz. Bakın butonu da değiştirebiliyoruz. İlyaslı diyelim mesela butonuna. Şimdi tıkladığımızda nasıl bir yapı olacağını görün. Bakın ne oldu burada? İlyaslı oldu. Mesela burada biz bir cancel da atayabiliriz. Ona da cancel diyelim mesela. Yani saçma oldu ama. Bakalım. Cancel gelmedi. Neden gelmedi? Neyse şu an dokümantasyondan bakarız. Evet. Diyor ki Promise ile birlikte Den'i kullanabilirsiniz. Böyle bir yapı. Tam ona bakarız. Ama öncelikle ben butonsları değiştirmek istiyorum. Mesela burada ne var? İki tane buton var. Evet. Butonsa geldik sonunda. Ha, şu yapıda kullanmamız lazımmış arkadaşlar. Mesela buton dedim ya, hop şöyle geldim. Buton deyip ayrı bir parantez daha açacağız. Cancel. Cancel'a ne demiştik biz? Cancel'lı. Buna da default'lı diyelim. Bu ne fonksiyon acaba? Bunu kendisi oluşturmuş. Ben oluşturmak istemiyorum. Ya da ne? Bakın buraya bir bloro oluşturmak istiyorum. Blorosu. Şimdi bu bloro ne işe yarayacak? Blorosu böyle saçma bir şey yaptım. Evet, olmadı. Çünkü burada virgülümüz yok. Gördünüz mü arkadaşlar? Cancel'lık dedik. Bu cancel, bu defaat, bu blorosu. Şimdi burada verdiğimiz isimleri biz burada az önce gördüğümüz den yapısı var ya, orada alabiliyoruz arkadaşlar. Bakın. Den diyelim. Şöyle nerede almış? Bir daha bakıyorum. Hemen sıvaldan sonra almış. Den dedim. Value dedim. Şimdi oraya neden value dediğimi göreceksiniz. Şöyle dedim. Geldik böyle. Then value. Bakalım yapımız doğru mu? Evet, gayet doğru. Ve ben şu an bir sıval daha oluşturmak istiyorum ve içinde value'yu çağırmak istiyorum. Bakalım ne olacak? Evet, hata yaptık. Nerede hata yaptık? Hemen bakın JavaScript'te hatalarımızı görmek için geliştirici hatalarındaki şunlara bakabiliriz.
fonksiyonlu sıval is not defined demiş. Online 30. Fonksiyonlu sıvalımız. Tamam, burada. Şöyle yapsak acaba, hatamız nereden kaynaklanıyor? Bir daha baktık, aynı hatayı alıyoruz. Şuradan bir kontrol edelim. Sıvaldan. Ha, şöyle arkadaşlar. Şöyle ve şunları unutmuşuz. Şu an olması lazım. Oldu. Bakın, cancel'lık diyorum. Hop. Ne oldu? Null is invalid. First argument. O zaman diğerine bakalım. Bakın, bloro oldu. Defaultlı oldu. Yani şurada verdiğimiz şeyler bizim daha sonra burada den içinde value'muz oluyor arkadaşlar. Cancel boş dönüyor. Cancel çünkü herhangi bir değeri yok. İşlemi iptal ediyor. Peki biz bunu ne de kullanabiliriz? Gelin şöyle bir yapı oluşturalım. Mesela diyelim ki div id deneme div merhaba gençler bu benim yazımdır. Geldim altına, dedim ki ahref javascript sil fonksiyonunu çağır. Bu yazıyı sil. Evet, şimdi hemen bakıyoruz. Geldi, bakın bu yazıyı sil. Ama şurada benim sil fonksiyonum yok. Ne diyor? Sil is not defined. Hemen şuraya bir function sil diyorum. Function sil dedim. Daha sonra bir sıval objesi oluşturuyorum. Burada bir den oluşturacağım. Evet. Sıvalımın title'ı ne olacak? Emin sen siliyorum. Danger mode. Burada bir danger modumuz var arkadaşlar. Hemen şuradan kullanımına bakalım. Evet, gördüğünüz gibi böyle aldım. Danger modum true, yani tehlike modu bu. Tehlikeli bir şey yaptığımızı vurgulayacak. Şimdi göreceğiz zaten. İkonumuz ne olsun? İkonumuz warning olsun. Uyarı ya da danger mod aktif zaten. Boş verin bunu. Ve tekstimiz metni silmek istediğinden emin misin şeklinde yapalım. Evet, iki tane de buton koyalım. Şöyle diyelim, cancel ne olsun bu, sil gitsin. Bir tane de evet diyelim. Evet. Eminim. Bir deneyelim bakalım ne olacak. Evet, bu yazıyı sil. Bla 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 is not defined dedi. Hala bir hatamız var. Function sil. Sval den. Evet, orada bir hatamız olmuş. Sil gitsin. Evet, eminim. Tabii ki buralar şu an bir işlemimiz olmuyor. Ama danger modumuzda true olmadı. Neden olmadı? Bakalım. Danger modda bizim icon warning. Ha. Warning'i mi göndermemiz lazımmış? Bakalım. Gönderdik de virgülümüzü koymadık. Evet. Şimdi ne yapacağız diyeceğim. Ya mantıken eğer evet eminim tıkladığında şey olması lazım. Metnin silinmesi lazım. Diğer türlü de silinmemesi lazım. If value eşittir eşit. Evet eminim'e tıkladığını nasıl alabiliriz? Eğer evetse. Şöyle yaparsak güzel olacak.
O zaman ne yapalım? Eğer evet'e tıklanmışsa şu ID'yi boşaltalım, değil mi? Ne diyeceğiz? jQuery kütüphanemiz var mı? jQuery kütüphanemiz yok. Hemen jQuery kütüphanesini çağıralım CDN'den. CDN Google CDN'den alalım. Evet, 3x'ini alalım şöyle. Hemen şuraya yapıştıralım gitsin. Evet, eğer evetse bu ID'yi bizim silmemiz lazım. ID'mize nasıl ulaşıyorduk? Diyez işareti ve ID adı deneme. HTML deyip boş yapalım. Silsin onu. Şöyle de olur, önemli değil. Sildikten sonra hatta if koşulu içine atalım bunu. Bir tane sval oluşturalım tekrar. Silindi. Başarıyla silindi. Success. Eğer yok bu value evet değilse svalımız ne olsun? Info olsun. Silinmedi. Silinmekten vazgeçildi diyelim. Hemen bir deneyelim. Şöyle bakalım. Bu yazıyı sil. Sil gitsin. Evet, eminim. İki tane şeyimiz var arkadaşlar. Bir saniye. Neden öyle bir şey yapmışız? Cancel. Silme dur ne olur diyelim. Evet, silme dur ne olur dediğimizde silinmedi. Silinmekten vazgeçildi. İnfo geliyor. Hop şöyle evet eminim diyoruz. Tak, bu yazı başarıyla silindi. Gördüğünüz gibi gitti. Yani tabii ki veri tabanında vesaire olmadığı için tekrar yenilediğimizde gelecek. Ama kullanımını gördük. Mantığını kavradık. Bakalım başka vermemiz gereken bir şey var mı? Den yapısını gördük, promise'i gördük, value'yu gördük, değerleri nasıl alabileceğimizi gördük. Bunları gördük. O en basit kullanımıydı zaten. Advanced buttons'u gördük. Bu yapıyı gördük. Bakın biz if else de yapmışız. Bu JavaScript'te switch case de yapmış. Mantık aynı mantık. Fetch ile arkadaşlar gördüğünüz gibi ne alabiliyoruz? Ajax'tan herhangi bir yerden link alabiliyoruz. Bunlar şimdilik ihtiyacımız olan şeyler değil. Ama zaten mantık aynı mantık. Şey yapabiliriz. İşte denle içeriğimizi alıp içeriğin if'ine göre jQuery'deki get veya post metoduyla veya şu yapıyla da Ajax şeylerimizi alıp kullanabiliriz. Sweet Alert genel olarak bu kadar arkadaşlar. Ben kullanıyorum, gayet de memnunum. Hatta yanlış hatırlamıyorsam büyük sitelerin çoğusunda kullanıyordu, yani idefix de kullanıyordu. Mesela bir üye girişi yapalım bakalım. Giriş yap. Evet, bekleyin, bakın alert, gördüğünüz gibi o sweet alert'tü. Ya da ne bileyim, bir tane sepete bir şey ekleyelim. Evet, gördüğünüz gibi geldi. Sepete gidelim. Sepete git. Hop. Sil. Evet, mesela Reon da kullanıyordu arkadaşlar. Ya birçok yerde ben bunu gördüm. Kendim de kullanıyorum. Size de tavsiye ederim. Hepsi burada da kullanıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Gayet güzel, mantıklı bir yapı. Kullanmanızı tavsiye ediyorum. Kendinize iyi bakın. Diğer bir derste görüşmek üzere.